Kıyma 300 lira. Evet. Bonfile kaç para? Bonfile hani onu artık baz almıyoruz abi. Yazmıyoruz bonfile. Yazıyoruz da 600. 600 lira onu zaten soran yok. 600 lira. Şu var an, orada yani. Evet. 600 lira. Pirzola. Pirzola 290 lira. Evet. Kuzu eti 270 lira. Kemiksiz 320 lira. Peki Ramazan'da eskiden işler çok vallahi iyi olur. Şu şekilde sonra bir şey söyleyeyim. İlk haftalar biraz böyle sersem diyor abi genelde. Evet, evet. Ama ortalarında herkes bir davet alacak yani. Evet. Hani bir kilo olmasa bile yarım kilo alacak, bir davet alacak ama alım gücü aslında düşüldü. Düştü. Ama yani, olacak şükür Allah işlerimiz. Kiloyla gibi. Kiloyla alabiliyor mu vatandaş? Önemli olan ama şey. Pek eski nadir, pek zor. Pek nadir abi. Herkesin alabileceği bilmiyorum, tahmin etmiyorum. 40 lira 50 liraya kıyma alayım diyen vatandaş çok diyor. Ya bir peynirciye girecek, bir de bize gelecek 1000 lira abi. Bir peynirciye girecek 1000 lira. Güzel bir şey söyleyeyim yani. Bugün 250 lira. Yanlış anlama, et o peynirin yanında ucuz bile Bekir abiciğim. Yani tabii, tabii. Sayın abi. Ya şimdi yetiştiriciyi düşünürsen yetiştirici yani 250 lira o peynir. Tabii tabii yemin yemek kolay gelen gelmiyor zamlar, yani. Yeme gelen zamlarla o yani, yetiştiricinin maliyetleriyle bunlar bunda şey yok ama vatandaş alım gücü. Gelir gider tablosu bozuk abi. Yani 2000 lira emekli maaş zammı yapıldı da emekli peynirciye gitse gelse burada bir kilo kıyma alsa 1000 lira gitti. 1000 lira gitti yani abicim. Bir de bunu ne pişirecek, ne edecek? Bir sürü de onlara da mas. Şey, Allah yardımcısı olsun. Hani sıkıntı. Hani bir önceki yıllarda hiç bunları biz konuşmazdık yani. Sen zaten bu işleri yapıyorum kardeşim. Aynen. Kaç yıldır? Ben 25 yıldan beri kazandım. Böyle yıllar. Ben böyle bir yıl görmedim. Görmedim. Yani geçtiğimiz günler çıraklığımızda yaşandı. Ama bu kadar sürmedi yani. Sürmedi. Yıllar kısaydı. Çok kısaydı abi. Ama bu çok etkili oldu. Yani bugün alıyoruz, yarın gidiyoruz mesela alma cayıyor. Mesela adam da haklı, ona da hak veriyor. Adak. Şimdi kestik bugün 200 lira, yarın 210 lira oluyor. Yani 10 lira dediğinde bir tonda 10 bin lira para yapar adam. Neden kestim diye dövünüyor bu sefer. Hani kalmıyor bir yerde. Kalsa o adam da haklı. Ben de alamıyorum. Ben alamadım ne satacağım? Hani herkesin aklı yerinde değil yani. Herkeste sıkıntı var. Abi denetleme kurulu denetleyecek abi. Bu evet, birazcık böyle bir baskı yani. Bu yani olmaz. En önemli sıkıntı belirsizlik. Belirsizlik. Şimdi bir ay önce işte dediğim gibi Ahmet'in de 200 lirayken kıyma. Diyor ki Ramazan'da 250 olur. 250'yi çok görüyor. Çok kasap görüyor. 300 lira. 300 lira abi. 30 lira birden geldi. 300 lira yani. 30 lira birden şimdi geldi. Ramazan içinde daha Ramazan yeni başladı. Ramazan içinde bunun 350 lira 400 lira olmaması için bir sebep yok. Bir sebep yok. Bana da onu söylesinler. Yok yani böyle bir sebep. Sebep yok. Yok abi. Yani bir başı boş. Belki 350 yazacak. Üstü açık. Üstü açık. Üstü açık yani. Yani net bir şey söyleyeyim. Ben çıraklığımda 50 kuruş 1 lira artardı abi. Yani eski yıllarda 1 lira ya. Yani paramız değerli gibi geliyor ama bilmiyorum. Vallahi Ahmet'in de gibi kasap dedi ki 30 yıldır kasap. Kasabım. Kapattım. Bu arkadaşlara dedi. Devrettim. Şimdi yanında çalışıyorum dedi. Kafam rahattı. Alacağım parayı biliyorum dedi. Eskiden de çünkü dedi, sonumuz yok. Tabii. Yani, dükkanı götürebilmek için eleman masrafı, kirası, elektrik zaten uçtu gitti. Aynen elektrik abi. Ya ver şunu ya. Kaç para geldi? Ver bakalım. Elektrik çalıştığımız andan itibaren dolapları. Bugün geldi. Daha bir de ya. Üçüncü aydayız. Sekizinci ay gelse 2200 lira gelmiş buraya. 2200 lira. Ufacık dükkan. Ufacık dükkan. 25 metrekare. 2200 lira yani. Daha bu 8. Tabii. Ayları var. Yani tabii. Bir onunla hazırlayacağız kendimizi. Tabii, tabii. Bir de ha, burada 2 dolap çalışıyor. 2 dolap. Bu kadar. Bir de klima finansı. Yani ben 3 tane fazla dana satsam ben bu elektriğe hiç bakmam ki. Alt tane dana keserken 3 tane danaya düştük yani. 6 tane keserken 3 tane danaya düştük. 2 yıl öncesi. Bu aylarda. Bu aylarda. Ramazanlarda. Günde mi diyorsun sen? Tabii canım. Altı. Yani haftada. 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 Yani haftada 6 tane dana keserken 3 tane. 3 tane danaya düştük abi. Müşteri. Ha müşterimiz aynı. Yarı yarı. Yarı yarı ya. %50. Ya şöyle 2 kilo alan, 1 kilo alan, yarım kilo alan. İşte ben sana diyorum abi. Gelir gider tablosu bozuk. Ya herkes için geçerli. Yani. Ya şimdi bugün bir kahramanlık yapıp gelse adam yarışveriş yapsa 1000 lira bırakır gider yani. Ciddi söylüyorum yani. Bir de onda bonfile bonfile olmaz yani. Yani nereye? Olmaz abi. Ha, dur, taş, onu baz almayacağız. Antrikot 350 lira abi. Müftek yazıyoruz biz. Yani çoğu mi? Arkadaşımız müftek bilebiliyor. Yani. Antrikot diye bilmiyor. Yardımcı oluyoruz ama elimizden gelen bu abi. Yapacak bir şey yok. Yani uygun alırsam uygun satacağız. Uygun alamıyoruz ki uygun satalım. Tabii. Allah'tan dükkan kiramız yok. Yani kiramız olsa çıkılmaz kendi abi. Kendim üreticiyim, besiciyim. Oğlum var, elemanım, kardeşim benim. Kardeşim tabii. Hani kılı kırk geliyoruz. Yani ailece burada olmasam bu iş çıkma ihtimali çıkmaz. Yok. Aynı Ahmet'le gidediği arkadaşa Ahmet gider yani. Devreder bakar da alırsın ha. İşler şükür değil de fiyatlardan dolayı bir düşüş var haliyle. Aynen.
şeyde düşüş var. Vatandaşın alım gücünde düşüş var. Bir kilo kıyma alan haftada bir kilo kıyma alan şimdi yarı kilo almaya başladı. Evet. Öyle bir sıkıntılı durum var yani. Sirkülasyon azaldı. Karkas et şu an ne kadar? Karkas et şu anda 200-210 lira arası değişiyor. Mart'ın başında bu 60 lira, 70 lira civarında. Bu değişim son 3-4 gündür oldu yani. 4-5 gündür böyle bir ani bir değişim yaşadık. Peki ne sebep şey mi? Sebep malın kıtlığından kaynaklanıyor. Artı bu şey karantina dönemi başladı. İller arası sığır geçişleri durduruldu. Turgut'ta zaten hayvancılık çoğu kişi tarafından bırakıldı yemlerden dolayı. Yem fiyatları yüksek olduğundan dolayı ben eskiden bir sürü hayvancı vardı. Ziyaret ediyordum. Hiçbirisi hepsi kapatmış diye kurmuşlar. Yani. Vatandaşlar da alım gücü yok. Ne kadar kıymanın kilosu? Şu anda 300 lira kıyma ve kuşbaşının kilosu. Sucuğu da aynı şekilde 300 lira yaptım. Evet. O şekilde gidiyor. Bonfilerin kilosu. Bonfile 400-450 arası. Kaç yıldır yapıyorsan bu işi? Şimdi bizim bu iş ata mesleği ama ben bir turizmcilik yaptım geldim. Sevirem'de yıllarca Beşik Tavgı'yla uzun süre çalıştım. En son 3 sene oranın müdürlüğünü yaptım. Döndük dolaştık ata mesleğine 4 geri. Sene önce geri geldik yani. Öyle bir yıl gördün mü peki bu kadar sıkıntılı bir yıl? Yok, böyle bir şey benim babam şereflik yapıyor yıllardan beri yani doğduğu günden beri bu işin içinde. Yani. Benim babam dair böyle bir durum yaşamışlar. Yani. Vatandaş eskiden kiloyla alıyordu. Şimdi herhalde kiloyla et aynen. Hayal oldu yani. Aynen öyle. Alamıyor yani. Alamıyor. Çoğu kasapta ziyaret ettik. 50 liralık kıyma isteyen çok diyor kasaptan. Öyle 50 liralık ver, 70 liralık ver, 100 liralık ver. Yani bir kilo ver diyen kalmadı. 100 liralık ver, 150 liralık ver. Şu an ne iş ona döndü. Peki Ramazan'a girdik. Eskiden Ramazan'da kasaplar kur olurdu yani. Tabii. Sıra bekleyen yok, şimdi öyle bir şey yok. Yok. Ya insanların alım gücüyle alakalı bir şey. Geçen sene fiyat sorup giden çok oldu. Fiyat soruyor. Kilosu ne kadar diye. Dönüyor, almadan gidiyor. Dönüyor gidiyor yani. Aynen. Ama işte söylediğin gibi hayvancılar, yetiştiriciler de çok zorluğunda yem evet. Fiyatlarından kaynaklı. Evet. Aslında şimdi diğer bir kasapta da aynı şey söylendi. Peynir fiyatlarına bakarsan etin kıymanın fiyatı düşük bile. Düşük kaldı. Peki evet. Diye söylüyorlar. Harbiden öyle ama vatandaşta alım gücü. Aynen. Yani aynen. Devlet desteklese, yem fiyatlarını düşürse, hayvan diye destek bu işin en başı oradan geliyor zaten. Eğer tamam. Yem desteklenir, yem maliyeti düşürürse bıçak da düşer. Yani hayvan fiyatı da düşer. Tabii. Şimdi yem yüksek tabii. Olunca haliyle üretici zaten 2 sene para kazanamadı. Tabii. Hayvan fiyatı. Kazanamadığı için tabii. Bırakıldı. O bıraktı, bu bıraktı. Şimdi ben otelde çalışıyordum. O zaman otelde çalışırken 20 tane dana bakıyordum. Sabah gidiyordum, danalara bakıyordum, işime gidiyordum. Akşam işten çıkınca tekrar danalara bakıyordum. Bir maaşla bunu yapabiliyordum. Neden? Yemci bekleyebiliyordu. Bu kadar enflasyon yoktu mesela o zaman. Yemci bekliyordu, zam yemiyordu yani. Sık sık böyle bu kadar. O yüzden yemci de bir tolerans sağlıyordu yani. Yem fiyatlarını düşünse iktidar desteklese vatandaş da kıymayı, eti ucuza alsın. Kesinlikle. Yani bu işin çözümü bence İtalya'da ıvırla sıvırla değil. Bu işin çözümü yenme. Zaten şöyle, ben Mart'ın başında Ahmetli'de kasapları gelmiştim. O zaman bıçak 160-170 civarında 200-210 liraydı. Bir kasap şey demişti yani, Ramazan'da 250 olur bekirim görürsün demişti. Şimdi bakın 300 lira olmuş diyor. Evet. 200 lira, sen de 300 lira olmuş. Aynen öyle. Bir de öngörüsüzlük var. Baktığın zaman Ramazan daha bitmeden ilk günlerindeyiz. Yani 15-20. Gününde kıymanın 350 lira olmayacağını kimse garantisi veremez herhalde. Tabii tabii tabii. Ya ne oldu yarın ne olacağı belli değil. Belli. Şimdi 180 liraydı bıçak 4 gün önce. Akşam 182 lira dana kestik. Sabah bir kalktım 200 lira, 210 lira dana yok piyasada. Yani o diyor 200 lira diyor, öteki diyor 210 lira diyor. Mumla dana arama açık. Ondan sonra. Yani bilmiyorum. Sizin de maliyeti yani yüksek. Değil mi? Yani sonuçta elektrikten kiralı burası. Elektrik ne kadar geliyor faturası mesela? 3 lira, 4 lira, 5 lira. Havanın durumuna göre. Hava eğer güzelse... Güzelse... Daha, dolaplar daha az dolaplar çalışıyor. Dolaplar hep çalışıyor şu an. Evet. Çalışıyor. Sucuğun ne kadar kilosu? Sucuk da şu anda 300 lira satıyoruz. Artık biz de şaşırdık. Yatırlarken de
normalde sucuk etten bir kat daha yüksek oluyor. Çünkü fira veriyor ve biz dükkanda basım yapamıyoruz. Evet. Ya mezbahaya ya sucukhaneye götürmemiz lazım. Ekstra 20 lira basım ücreti veriyoruz. Evet. O yüzden bir fark oluyor yani. Evet. Çalışanlar fiyatları karıştırıyor mu? Kendiniz karıştırıyoruz. Çalışanları değil yani. Bir gecede fiyat değişiyor. Yani geçen hafta 250 lira olan et bu hafta 300 lira. Haftaya ne olacak da belli değil yani. Aynen öyle.